Bir haftalık aradan sonra Bir Haftaya Bakış programında tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'da liderlerle bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'daki görüşmesi sonrası 4 liderin imzasıyla bir bildiri yayınlandı. FETÖ'nün adını ilk kez geçtiği uluslararası bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener bir basın açıklaması yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefete yüklendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi içinde vahim çelişkilere mağlul olduğunu ifade eden Bahçeli şunları kaydetti. Kılıçdaroğlu ve ipçi yoldaşları garibanın değil gafletin, gaddarların, gaspçıların, hiyanet galerisinde teşhir edilen bölücülerin yanındadır. Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan sormuş. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Her soru kendi içinde bir cevap barındırır. Ama akıl dağılması, yaşayan bu şahıs için bunun bir önemi yoktur. Osman Kavala soruşçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kendi içinde vahim çelişkilerle mağlûldür. Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin değişime ve dönüşüme ihtiyacı var dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin değişime ve dönüşüme ihtiyacı var dedi. Bütün arkadaşlarımın şunu çok iyi bilmesini isterim. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Bir dönüşüme ihtiyacı var. Akılcı politikalara ihtiyacı var. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye ihtiyacı var. Bunun yolu beraber olacağız. Birlikte olacağız. Moralimizi bozmayacağız. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin CHP'ye geri döndü. Bir süre önce Demokrat Parti'den istifa ederek bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini yürüten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin CHP'ye geri döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de muhtarlarla bir araya gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla etkin ve demokratik yerel yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması düzenliyor. Başkan Tunç Seher, buluşmanın demokrasinin yerel yönetimlerle güçlenmesi hedefine önemli katkılar koyacağını söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim açıklaması. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, vakit erken seçim vakti dedi. Grup toplantısında ekonomideki son duruma değinen Meral Akşener, Cumhurbaşkanı hükümet sistemini eleştirerek şunları söyledi. Biliyorsunuz 3 yıl önce Sayın Erdoğan adeta ver yetkiyi, gör etkiyi diyerek bizlere bir söz vermişti. Neydi o söz? Arkadaş bizlere faizle, enflasyonla, dolarla nasıl mücadele edilir gösterecekti değil mi? Tüm yetkiler kendisinde. Peki ya etki? Etki ortada. Faizler ve enflasyon tavan, dolar 10 liraya koşuyor, işsizlik alıp başını gitmiş, çiftçi, esnaf, emekli, herkes perişan. İşte size partili cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı. Van'da asansör kazası geçiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz dedi. Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı.
bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Bayraktar'ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Batı Trakya'da ezanlar tehdit altında. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Yunanistan'ın temel hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlamalarını anlattı. İskeçe seçilmiş Müftüsü Mete, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının başındaki insanlara tehditler, hakaretler yapılıyor ve insanımızın gözü önünde mahkemelere sürülüyoruz dedi. Buradaki halkla birlik, beraberlik, güçlü olmak için ne yapmamız lazım? Bunları konuşurum, bunları anlatırım ki bunlar için tehdit alıyorum. Ama biz yine de son kalemiz olan camilerimizi korumaya kararlıyız. Fakat gücümüzün yettiği noktalar belirlidir. Siz hiç böyle kaymakam gördünüz mü? Diyarbakır'da Çınar Kaymakamı Göher Sinem Büyük Nalçacı çalışmalarına arta kalan zamanda Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda gönüllü olarak çalışıyor. Arkadaşlarım burada 7 yılda çok ciddi emekler vermiş. Umarım ben de onları her açıdan hem yaptığımız kazı çalışmalarıyla hem kaymakamlık olarak onların yanında durarak her açıdan destekleyeceğiz. Taksicilere ceza yağdı. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki denetimlerinde 742 taksi hakkında cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nca vale hizmetleri ve taksilere yönelik denetimlerde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu. 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 12.139 taksiden 742'si hakkında cezai işlem yapıldı. Aşı karşıtları İzmir'de eylem yaptı. İzmir'de bir grup yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingle protesto etti. Siz hiç tavuk ayağı yediniz mi? Tavuk ayağı ile girdi Çin pazarında kanatlı ürün yelpazesini genişleten Uşak'ta kurulu bir firma buradan edindiği tecrübeyle Filipinler, Şeyseller, Maldivler gibi ada ülkelerine de ihracata başladı. İzmir'de körfez yelkenlerle şenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İzmir Körfez Festivali sona erdi. Festivalin kapanış gününde Konak Pier önünden, karadan ve denizden başlayan kortej Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Meydandaki halk oyunları gösterisi ve Güneydeniz Saha Komutanlığı bandosu konseri renkli görüntülere sahne oldu. Gediz Nehri elden mi gidiyor? Ege bölgesinin Büyük Menderes'ten sonra ikinci büyük akarsuyu Gediz Nehri'nde kuraklığın etkisiyle yer yer suların çekilmesi bölge insanların endişelerini arttırdı. İç Batanoğlu'da Murat, Eğriöz ve Şaphane dağlarından doğan Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçtikten sonra Ege Denizi'ne dökülen ve bölgede 1 milyon 200 bin dekar arazinin sulanmasına kullanılan nehirde kuraklığın etkileri belirgin şekilde gözleniyor. Bölgedeki yağışlar ve derelerle beslenen nehrin özellikle Salih ilçesinde kurulu Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümünde kilometrelerce akmadığı görülüyor. İzmir'deki üniversite öğrencileri çok şanslı. İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için çorba durağı geleneğini bu yılda sürdürüyor. Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram etmek için 5 noktada çorba durağı oluşturdu. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversitesi kampüsü yakınındaki Bornova Metro İstasyonu'nda kurulan çorba durakları sabah hafta içi 7.30 ile 09 saat arasında hizmet veriyor. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur muhtarlarla bir araya geldi. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Konak'taki 111 muhtarla bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı. Konak muhtarları şöyle tarif ediyorum ben. Hepsi mahallesine, insanına hizmet aşkıyla dolu olan arkadaşlarımız. Gerçekten böyle, bunu samimiyetle söylüyorum, her noktada söylüyorum. Sizleri seviyoruz, sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Sizlerle beraber çalışmaktan onur duyuyoruz Konak Belediyesi olarak. Kaloriferini açmayan komşuya dava açabileceğinizi biliyor musunuz? Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kaloriferlerin açılmasına başlanırken komşusu kombi yakmayanların haklarda merak konusu oldu. Hukuki düzenlemelere göre kat maliklerin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunuyor. Doğanın bekçileri kaçak avcılara göz açtırmıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü 2020-2021 av sezonunda kaçak av alanında tespit edilen 1067 kişiye yaklaşık 2 milyon lira idari para cezası uyguladı. Ege'de Zafer, Çukurova, Bostancı ekibinin. Ege Rallisi'nde Castrol Ford Team, Türkiye'nin genç pilotu Ümitcan Özdemir, genel klasmanda saniyelerle sonuçlanan ilk 3 mücadelesinde uzun süre önde götürdüğü zorlu ralliyi genel klasmanda 2. sırada tamamladı ve şimdiye kadarki en önemli başarısını elde etti. Beşiktaş, Avrupa'da farklı yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. grupta 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Portekiz temsilcisi Lisbon'a 4-1 mağlup oldu. Siyah beyazlar UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 3. hafta maçında da mağlubiyetle ayrıldı ve galibiyet hasretini devam ettirdi. Grubunda ilk 2 maçında Borussia Dortmund'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenilen siyah beyazlar 3. hafta mücadelesi sonunda puansız bir şekilde son sırada yer aldı. Bu görüntüleri izleyince hem üzüleceksiniz hem güleceksiniz. Hollanda'da galibiyet kutlamasına tribün çöktü. Hollanda'daki Goffert Stadyumunda Vitesse taraftarının ev sahibi Nijmegen'e karşı galibiyeti kutladığı sırada tribünde çökme meydana geldi. Tribünde meydana gelen çökmeye rağmen taraftarların sevinç gösterisine devam etmesi dikkati çekti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyete hasret. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Fenerbahçe karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Lokomotiv Moskova'ya konuk olan Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi. UEFA Ligi E grubunda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olan sarı kırmızı takım Avrupa kupalarında 290. sınavını verdi. Lokomotiv Moskova'ya konuk olan Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi. Bugünlük de Haftaya Bakış programının sonuna geldik. En güzel günler sizlerin olsun.